Oğlum bak. Bu lokumlar en üst kat. Akideler bir alt kat. Ha bu tipsiz olanlar da en alt kat. Onlar zaten akideler fazla gitmesin de boşlukları doldurmak için değil mi? Ha Süleyman, sen sabahları sürüyü sayıyorsun değil? Valla her sabah tek tek sayıyorum fakat belli bir koyundan sonra çok fena içim geçiyor. Uyku basıyor ya. Nedim! Bedri! Hele gelin şu atları oraya yerleştirin. He geldik anne geldik. Biz gidelim atları oraya yerleştirin. Güzelce yemleyin tımarlayın ha. E o zaman güzelce tımarlayalım yemeğini de verelim ha. Ya sabır. Hadi ne sabır. Oluyor, haydi. Haydi siz de çabuk olun o etler pişecek daha haydi. Hadi Süleyman hadi. Ya dedem gene uyuyor. He ya. Sonra gece bizi uyutmuyor. Ya he ya. Dede uyan dede. Dede. Dede! Failu failatun failu. Ulan tam kafiyenin ortasında adam uyandırılır. Ulan bir aruz yaptırmadıyız ha. Ya Zümre yenge günahtır kendine. Bugün yarın doğum yapacaksın. Bırak hele biz hazırlarız Mevlid'i. Dur dur hele son bir keser okeyin bitiriyorum. Türkan annenin Mevlid yemeğidir. Üzerimde emeği çoktur. Bismillahirrahmanirrahim. E taşlarını ayıklamadan okuyacaksın. Ya sonra gidip onlarla şeytan taşlarlarsa? Vallahi doğru diyorsun. Dur hele ben ayırayım onları. E bir tane de kendine ayır. Tek taş yaparsın. Kolay gelsin kızlar. Sağ ol anne. Baban geldi. He içeridedir. Anne bak hele bu hızmam güzel olmuş. Burnuma süs yaptırmışım ha. Ha güzeldir. Zengin göstermiş burnunu. Hatta anne ben Mevlid'e bunu giyeyim yoksa bunu giyeyim? Kafandaki hoştur kızım. Kendinden de sensizdir değil. He öyledir. Bu kalsın. Açmış seni. Atarım. Dekat yok. Yetiştim, yetiştim. Sana da yetiştim ha. Sen de var olasın Hatay'o. Her gün mektep yolunda harap ediyorsun kendini vallahi. Çocuklar sızsa onlara vereceğim makam arabasını. Yok ya ben beygirlerle idare ediyorum dert etme. Arabada en azından 80 beygirdir. Eo? Neresindedir? Hepsi makinedir. Eğleşme benimle Aziz Veysel. Yo gücü 80 beygirdir oğlum. Ya bak keseceksin ha. Bırak şunu ben yapayım Allah'ım. Yok yok. Sen hiç yapamıyorsun. Hep kıl bırakıyorsun çenende, boynunda. Hele o berber kör rahimi Allah affetsin. Son sefer alnını nasıl yormuş hala anlamamışım. Yo diyor bana. Senin alnın geniştir Aziz Ağam. Bıçağı nereye vursam alnına değiyor. Tövbe alamine. Hele bir bile. Bir de böyle. Ha. Bakalım. Bıyığını böyle dolgulu bırakıyorum ki heybetli görünsün. İstersen inönü bıyığı yapayım. Ya ne diyorsun hata Allah aşkına ya? Alay geçiyorsun ben. Ya tövbe Aziz Veysel olur mu öyle şey? Saçını hiç ellememişim böyle çok iyidir. Kafa yapın çok hoştur yani. Sen benim saçımı hiç fark etmemişsin. Ne olmuş saçına? Saçtır işte. Ya kına yakmışım ya kına. Neyse ya. Hiç yeni namzet çıkmamış seçimde. Yine yek başınasın Allah aşkına. Vallahi şu ana kadar resmi müracaat olmamış hiç. Olsa da vay onun kara talihine. O şahin bakışının altında yatan yufka yüreğinin karşısında kim durabilir ki? Aha bak bu bakışı diyorum ha. Ne diyorsun oğlum sen? Bırak Allah aşkına Hatay'ı. Ya kumandanım yani mesele nedir söyleyin ben kendisine ileteyim. Sen bizi reis beye götürecek misin? İstersen zahmet etme biz yolu buluruz. Estağfurullah zahmet ne demek? Buyur o zaman. Evet ne taraftan gidiyoruz? Geriftesi vardır. Burada bazısında olmuyor da. Buradan geri geri çıkacağız. Bir zu dönüşü yapacağız. Zu çabuk demektir. Biz çabuk yapılan u dönüşüne zu dönüşü diyoruz. Bir de o dönüşü vardır. O da zaten yine aynı yere çıkıyorsun. Yani çıkma sokak olursa. De haydi gidelim geri geri. Akşam Turkan ablamın mevlidine geç kalmayasın Aziz. Olur mu ya? Gecikir miyim hiç? Hey gidi fanı dünya hey.
Rahmetli aşırı uygun görmüştü bana lakin çok merhametli, çok iyilikli kadındı Türkan ya. Ya vallahi öyleydi. Ben bu eve geldiğimde 14 yaşındaydım. Korkudan dilim tutulmuştu, hatırlıyorsun. Kulağımın dibinde kese kağıdı patlatmıştı, sonra açılmıştı dilim. Belki de kulak hafızam oradan geliyordur o. Behçet'in mürüvvetini görmeyi çok istiyordu. Lakin askeri bile uğurlayamadan göçüp gitti. İşte garip. Türkan ablam senin ilk göz ağrındı. Benim de öz be öz ablamdı. Onun çocuğu benim çocuğum yoktur. Hepsi öz kardeştir. Sevmek için aynı kana lüzum yoktur. Aynı canız biz yetmez. Vallahi senin hakkın ödenmez zaten. Yok ya böyle konuşma. Mahcup ediyorsun. Seninle konuştuğum sevdanın dilidir. Oldu. Gerçi bizim buralarda bu dil pek konuşulmaz, bilinmez. İşte bir sen, bir de ben konuşuyoruz. Yahu zaten adalet dediğin senin yüreğindekindir. Yani kitaplardaki değil. Sen benim evlatlarımı birbirinden hiç ayırmamışsın. Abdurrahim de değil de kendi akraban gibi bakmışsın. Allah senden razı gelsin hadi. Allah hepimizden razı gelsin. Nasıl bakmam ona ya? Neticede senin eniştenin, baldızının, görümcesinin, kaynının... Dayısının. İşte dayısının özbeöz amcasının oğludur. Yakın akrabadır neticede. Çok. De haydi. Seçim propagandasına geç kalma. Hayırlı vaatler, bol reyler olsun inşallah.